Ali Karahasanoğlu dış güç diye bir şey yok muydu? İsrail'in Gazze'ye saldırısı bizim yıllardır tekrarladığımız ama bir türlü muhaliflere kabul ettiremediğimiz bir gerçeği gün yüzüne çıkarmış oldu. Söylüyorduk ama kahkahalarla karşılanıyorduk. Bizim ağzımızdan daha cümlenin tamamı çıkmadan hangi kafayı yaşıyorsunuz cevabını alıyorduk. İsrail'in Gazze'ye saldırısındaki acımasızlık, çocuk, kadın demeden sergilediği vahşet Avrupa'nın ve Amerika'nın hatta tüm dünyanın katliamı seyretmesi sözcüden bir güne kadar hemen herkesi aynı gerçeği kabul etmeye yöneltti. Nedir o gerçek? Dış güçler gerçeği. Dış güçler Türk ekonomisini boğmaya çalışıyor. Türkiye'ye operasyon çekiliyor. Dövizdeki zıplamanın verilerle karşılaştırmamızda hiçbir mantıklı izahı yok dediğimizde Bizleri ekonomi cahilliği ile hayal görmekle suçlayanlar, Amerika'nın işi gücü yok, Türkiye'nin ekonomisini batırmak için mi vakit harcıyor diyenler. Şimdi dış güçlerin nasıl bir menfaat savaşı verdiklerini, bu uğurda gözlerinin hiçbir şeyi görmediğini yaşayarak öğrenmiş oldular. İsrail'in Gazze'de sergilediği soykırımı bugün artık bir tek kişi inkar edebiliyor mu? Bu bir vahşet değil mi? Dünyanın gözü önünde çocukların, kadınların vahşice katledildiği gerçeği yalan mı? Amerika'nın Türk ekonomisini çökertmek istediğini söylediğimizde bizi hayal görmekle suçlayanlar şimdi Gazrelilerin öldürülmesini de hayal görmekle mi izah edecekler? Komşu ülkede yaşayan insanları öldürenler, öldürdükleri insanların topraklarına, binalarına el koymak isteyenler, bunu yaparken de çocukları bile acımasızca katledenler şu ülkenin bu ülkenin ekonomisini batırmaktan niye çekinsinler? Menfaatleri ile çatıştığı noktada başka ülkelerin ekonomilerini sarsmaktan niye çekinsinler? Masum insanların öldürülmesinin yerel hukuklarda da uluslararası hukukta da cezası var. Hele hele çocukların öldürülmesinin hiçbir ceza hukukunda cezasız kalması mümkün değil. Hastanelerin bombalanması savaş dönemlerinde bile kabul edilmeyen büyük suçlar. Bu suçları işlemeyi göze alan emperyal güçler, hukukçulara sorsanız, müeyyidesi var mı? Deseniz, var, demekte de zorlanacakları, ekonomileri batırmak, suçlamasından mı korkacaklar? Bölgede bulunan ve bulunması muhtemel doğal gaz kaynakları için diye tahmin edebilirsiniz. Arzı mevut hayali için diyebilirsiniz. Topraklarını biraz daha genişletme amacı diyebilirsiniz. Hangi gerekçe ile olursa olsun, İsrail'in sürekli yayılmacı politikası gözler önündeyken bu İsrail'in yayılmacı politikasına uçak gemilerini yollayarak desteğini açık eden ve bunu da gizlemeyen hatta açık açık İsrail'in yanındayız diyen Amerika'nın Türk ekonomisini baltalamaya çalışmak istemesine niye şaşırıyorlar ki? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmayı gerektiren suçları işleyenlerin ve ona ortak olanların Türkiye'nin ekonomisine zarar vermek istemeleri çok mu? İstanbul Havalimanı'nın yaptırılmamak istenmesinin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün engellenmek istenmesinin, Avrasya tünelinin, Marmaray'ın yapılmasının önlenmek istenmesinin dış güçlerin operasyonu olduğunu söylememiz bazı kesimler tarafından niye hayretle karşılanıyor ki? Almanya bizi kıskanıyor dediğimizde ha ha ha. Almanya mı bizi kıskanıyor? Hukukta bizden çok çok önde olan, hukuk olduğu için de ekonomileri bizi geçen Almanya, bizi niye kıskansın ki diyenlerin, şimdi o Almanya'nın, İsrail'in ya da İsrail'in hamisi Amerika'nın ekonomik saldırısından kendisini kurtarmak için Gazze'de yaşanan drama sessiz kalması sonrasında kendilerini gözden geçirmeleri gerekmiyor mu? Osman Kavala'yı serbest bırakın diyen Avrupa Birliği'nin, aslında hukuk bunu emrettiği için değil, Türkiye'nin ekonomisini batırmak için organize ettikleri gezi isyanının baş aktörlerini cezaevinden çıkararak, yeni isyanlar için kukla aktörler bulma arayışının gereği olarak istendiğini söylediğimizde, bize itiraz edenler. Onlarda hukuk var diyenlerin, şimdi soykırım niteliğine dönüşen katliamlara seyirci kalan Avrupa Birliği'nin bu vurdum duymazlığı karşısında, oralarda hukuk var mı yok mu sorusuna verdikleri cevabı, bir daha gözden geçirmeleri gerekmez mi? Şunu kabul edelim, dış güçlerin oyunları, bir gün ülke içinde karışıklıklar çıkararak olur. Bir gün ekonomik ambargo uygulayarak olur. Bir ülkede savaş çıkararak, katliam yaparak olur bir başka ülkede sudan bahanelerle müeyyidelere muhatap etmekle olur. Ama nihayetinde, binbir planla, sömürüsünü sürdürmek isteyen emperyal yapıların karanlık niyetleri değişmez. Kendi zenginliklerini, başkalarının ölümüne borçludurlar. Başka ülkelerin çocuklarının katledilmesine borçludurlar. Hukukun heysinin bile olmadığı o emperyal devletlerin sergiledikleri iğrençlikleri görmemiz ve onlara uşaklık yapmaktan vazgeçmemiz temennisiyle, katliamlara seyirci kalanların ahlaksızlıklarını görüp, bundan böyle olsun, onlara, çağdaş batı uygarlığı, övgüsü yapmamamız temennisiyle, çocuklara acımayanlarda adaletin olmayacağını, vicdanın olmayacağını idrak etmemiz temennisiyle, Çocukları katleden ve ona seyirci kalanların, yeşil, üzerinden, hava, üzerinden, hayvan hakları, üzerinden, çocuk hakları, üzerinden yaptıkları algı operasyonlarına, bundan böyle aldanmamamız temennisiyle. Allah basiretimizi artırsın. Allah gözümüzün önündeki perdeleri kaldırsın ki dış güçleri görelim, gösterelim. Dış güçlere uşaklık edenleri ifşa edelim.